Merhaba sevgili uygulamakademisi.com takipçileri. Herkese selamlar. Bildiğiniz gibi belli bir süre JAWS eğitimlerine başlamıştık. Belli bir süre evvelinde. Sarp Arıkan ben bu arada. Şimdi yeni bir eğitimle daha birlikteyiz. Yeni bir bölümle daha birlikteyiz. Bu bölümde JAWS'ın ses ayarlarını ve ses profillerini ele alıyor olacağız. Şimdi teorik olarak ses profilleri aslına bakarsanız farklı sentezleyici ki sentezleyici dediğimiz konu aslında ekran okuyucunun dışında kurulan sistemde sistemle birlikte gelen metinden okuma yazılımları yani insan sesine benzeyen aslında yazılımlar. Bu yazılımlar ekran okuyucunun algılayabildiği her türlü tanımlı veya yapay zeka ile algılanabilir duruma gelen alanları, grafikleri, metinleri, işte bir başlat menüsüne bastığınızda, başlat menüsünü yön tuşlarıyla gezdiğinizde algılayabildikleri metinsel içeriği kullanıcıya aktaran aslında bir yapı. Ekran okuyucu bu yapıyı algılar, algıladıktan sonra sentezici yazılıma gönderir. Sentezici yazılımda kulaklıklarımız üzerinden ya da hoparlörler üzerinden sesi sentetik bir ses sese çevirerek aktarır. Aslında en temel mantık bu. Şimdi sesi aktarırken tabii ki kullandığımız JAWS ekran okuyucusunda farklı dillerde profiller oluşturulmuştur. Şimdi profiller demek siz sentezleyicinizi hıza belirleyeceğiniz bir hıza göre, belirleyeceğiniz bir telaffuza göre ya da tonlamaya göre ayarlayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ve bunları da ayrıca profil olarak atayabilirsiniz. Lakin JAWS'ın içerisinde zaten hazır gelen Elegance Vocalizer ayrı bir ses motoru yazılımıdır. Dolayısıyla bu da hazır gelir. Ya da SAPI 5 ara birimi dediğimiz yine Microsoft'un ara birimini kullanarak gelen ara birim. Yine Microsoft'un başka ses motorları da kendi içerisinde halihazırda sunuluyor. Microsoft seslerine işte Toggl gibi seslere erişim sağlayabileceğiniz profiller yer alır. Öncelikle Insert J'ye basarak JAWS'ımıza gidelim. JAWS içerik menüsü. Olanaklar alt menü. O. Dil alt menü. Olanak. Seçenekler. Seçenekler alt menüsüne girelim sağ yön tuşuna. Temel ayar. Sesler alt menü. Daha sonra açılan menüden aşağı yön tuşuna basarak sesler alt menüye gelelim. Sesler alt menüsüne de yine sağ yön tuşuyla açalım. Ses ayarları nokta nokta. Ses ayarlarımız var. Bir ses profili seç nokta nokta. Bir ses profili seç ki bu Ctrl Insert S ile birlikte de erişim sağlayabilirsiniz. Ses ekle bölü kaldır nokta nokta. Harici olarak internet üstünden vocalizer seslerini buradan ekleyip kaldırabilirsiniz. Hali hazırda sunuluyor birçok sentezleyicinin aslına bakarsanız dilleri de burada yer alıyor arkadaşlar. Ses ayarları nokta nokta. Şimdi biz burada ses ayarları ekranını inceleyeceğiz. Enter yapalım. Enter. Menüler kapatıldı. Masaüstü. Toggl View liste görünümü. Sarkal. Şimdi ses ayarlarına baktığımızda tabla geziyoruz. Profil sildim. Profil adı 2 nokta. Açılır kutu. Vocalizer Express. Şimdi burada bazı hazır sunulan profiller var. Biri bir işte şu an Vocalizer kullanılıyor. Vocalizer. SAPI 5X. SAPI 5 altyapısı. SAPI 5X. Microsoft Mobile Fabrica. Microsoft Mobile sesleri aslında mobil olarak geçiyor ama Microsoft'un kendi sesi Tolga'lı. Kendi modifiye ettiğim Elegance sesi. Eloquence. Ve JAWS'ın zaten halihazırda gelen Elegance sesi. Burada da Elegance en yaygın kullanılan aslına bakarsanız ses motoru ki ya buna alışmanızda da fayda var. Belli bir hızla bunu kullanmaya başlayın. Daha sonra da bence yaşamınıza entegre etmeniz önemli. Hem İngilizce hem Türkçe dokümanları daha etkin okuyabilmek için ama biz tabii ki Vocalizer'a bakacağız. Microsoft SAPI SAPI Vocalizer X. Şimdi burada yukarı aşağı yön tuşuyla gezdik. Tap yapalım bir kere. Profili sil düğmesi. Etkinleştirmek. Mevcut profili kaldırabiliriz. Kurulu Vocalizer Express ve 2 için access profillerini etkinleştir onay kutusu işaretli. İşareti kaldırmak için boşluk tuşuna basın. Bu yine mevcut ses motoru için erişimi etkinleştirir. Bunu çok detaylı ne işe yaradığını çok bilmiyorum. Atlayacağım. Sentezleyici dili 2 nokta. Açılır kutu. JAWS arayüz diliyle eşleştir aç. Sentezleyicinin dilini JAWS'ın arayüz diliyle eşleştirmek için onay kutusunu işaretleyebiliriz. Böylelikle eğer İngilizce çevirirsek İngilizce, Türkçe ise de Türkçe sesler devreye girer. Örnek konuş düğmesi. Etkinleştirmek. Mevcut profille ilgili örnek konuşma. Ses ayarla 2 nokta. Açılır kutu. Tüm bağlamlar. Şimdi burada ses ayarla yine seçim kutusu. Seçim kutularında da yön tuşlarında dolaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar JAWS'ta
Klavyede yazarken, klavyede tuşlara basarken farklı bir sesin gelmesini sağlayabiliriz. Ya da işte JAWS imleciyken ki imleçlerden aslında biraz daha bahsetmiştik. JAWS imlecindeyken farklı bir sentezcinin değişimini sağlayabiliriz, devre girmesini sağlayabiliriz. Ya da görünmez imleçteyken ya da dokunmatik imleçteyken. Bakalım ne Pis varmış? imleç sesi. 2-5. TC imleç sesi, JAWS imleç sesi. JAWS imleç sesi, Klavye sesi. klavye 4-5. Eğitim sesi. mesajı sesi. Eğitim mesajlarını da ayrıca yine seslendirtebiliyoruz. Yani normal eğitim mesajları da farklı bir şekilde seslendirilsin sentezci tarafından. Böyle. Klavye, JAWS, pis, tüm bağlamlar. Peki bu neden kullanma ihtiyaç duyarız? Aslına bakarsanız ben JAWS imlecine geçtiğim zaman sesimin daha kalınlaşmasını sağlayarak farklı bir kullanım senaryosuna geçtiğimi anlamam açısından önemli olabilir. Siz de işte JAWS imlecinde ya da klavyeye kullanırken farklı sesin devreye girmesini sağlayabilirsiniz. Tab yapalım. Ses konuşmacı 2 nokta açılır kutu yayda kompakt tire Türkiye 1 tire 1 seç. Evet, burada birden fazla ses olabileceği gibi halihazırda Yelda geliyor ve hani burada birden fazla kişi varsa listeleniyor. Ses hız 2 nokta 204. Şimdi burada hızımız var. Yukarı Yüzde aşağı. %31. %20. Arttırıp %39. %44. %43. %44. evet, burada kalsın. Ses noktalama düzeyi 2 nokta açılır kutu çoğu 3-4. Burada yine noktalama seviyesini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Çoğu, bazıları, hiçbiri şeklinde. Ses miktarı 2.70. Sol sağ kaydırıcı. %66. Arttırmak veya Bu yine ses seviyesi. ses telaffuzda hız değişimi %2. Yazınız. Eksi 50. Burası. Bunda bahsedilen bırakabilirsiniz ama telaffuzda özellikle değişim oranını burada var. Yani konuşma sırasında telaffuz değişikliklerinin gerektirdiği noktada sesin daha farklı şekilde incelip kalınlaşması Ses sağlanabilir. büyük harf kalınlık değişimi %2. Yazınız. 50. Buraya Burada yine büyük harfte daha kalın olmasını sağlayabiliriz. Böylelikle büyük harfle başladığımızı anlayabiliriz yazarken ya da karşımıza bir metin çıkarsa. tamam düğmesi. Etkinleştir. Farklı kaydet nokta uygula düğmesi. Şimdi burada farklı kaydet düğmesi var. Bu profili örneğin farklı kaydedebiliriz ayarları yaptıktan sonra veya mevcuta İptal uygulayabiliriz. düğmesi. Etkinleş et uygula düğmesi. Etki boşluk. Uygula dediğimizde zaten İptal düğmesi. Farklı kaydet tamam düğmesi. ve tamam Boşluk. dediğimizde Masa. de ayarlar uygulanacaktır arkadaşlar. Control Insert S demiştik. Onu da şöyle bir yapalım. Bir ses profili seç iletişim kutusu. Varsayılan açılır kutu. Vocalizer ekspresive. Şimdi burada Vocalizer'da Sapı beşik sapı Microsoft Eloquence ile modifiye. az önceki profillerin hepsi burada listeleniyor arkadaşlar. Sapı beşik Vocalizer ekspresive. Buradan da üzerine herhangi bir sentezcinin ya da profilin gelip Enter yaptığımızda devreye girecek. Tab yapalım. Windows OS 2 nokta için açılır kutu. Varsayılanı kullan. 1-7. Seç Eloquence. 2-7. Varsayılanı. Mesela burada farklı ortamlarda farklı sentezcilerin girmesini sağlayabiliriz devreye. Örneğin Windows'un genel ekranlarında hangi sentezci girsin? Bakın bunu buradan Tamam ayarlayabiliyoruz. düğmesi. İptal düğmesi. Varsayılan. Ve tamam, iptal düğmemiz var. Windows. Varsayılan açılır kutu. Vocalizer Express. Liste görünüm. Burada ayrıca şunu da gösterelim. Insert C ile ses ekleme JAWS için. ekranında bir görelim. Olanaklar. Dil alt menü. Olanak. Seç. Ses. Rail nokta. Sesler alt. Bir ses ekle bölü kaldır nokta. Ses ekle kaldıra Enter yapıyoruz. Enter. Dolaşmak için sol ve sağ yön tuşları. Yüksek kalite sesler. Bir dil seç iki nokta. Açılır kutu. Türkçe. Mesela burada bir dili seç. Burada farklı diller var. Ukraynaca. Türkçe. Telugu. Türkçe. Mesela Türkçe'de başka ses ne Yüksek varmış kalite bakalım. sesler 2 nokta. Çoklu seçmeli liste kutusu. Seçili olmayan Cem. Türkçe. 1-2. 1. Seçili olmayan Yelda. Seçili olmayan. İşte Cem'i de istersek burada seçili duruma getirip Örnek ardından çal düğmesi. Etkin. örnek dinleyebiliriz. Seçili sesleri yükle düğmesi. Etkin. Sesi seçili sesleri yükle yapabiliriz. Ek seçenekler 2 nokta. Bir ses kaldır nokta 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 düğmesi. Etkinleştirmek için. Burada yine mevcut sesleri de Tüm kaldırabiliriz. sıkıştırılmış sesleri kaldır düğmesi. Etkinleştirmek için boşluk tuşu. Daha az kalitedeki sesleri kaldırılmasını sağlayabiliriz. Tüm sesleri kaldır düğmesi. Etkinleştirmek kapat düğmesi. Ve tüm sesleri kaldırabiliriz. Boşluk. Evet, bu video içeriğinde sevgili arkadaşlar, JAWS'ın ses ayarları ile ilgili size bilgi vermeye çalıştım. Yine ilgili yardım dosyasından da bakabilirsiniz ama genel itibariyle ses ayarları tamamen sizin isteyeceğiniz şekilde ve farklı ortamlara göre özelleştirebileceğiniz profillerden oluşmakta. Dolayısıyla yine buradaki ayarlar işinize yarayacaktır. Pekala, bir sonraki anlatıma kadar kendinize iyi bakın. Uygulama Akademisi içeriklerini takip etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Hoşça kalın.